Düzce vilayetinin, Düzce Aile Devleti'nin, Düzce Üniversitesi'nin talebelerini ve buraya uzaktan yakından teşrif eden eski tabirle Sami dinleyicileri selamlıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi evlenir ki neşeli bir mevzu için burada olalım ama hayat her zaman neşeli mevzularla geçmiyor. Kudüs hepimizin dünyasında, ruhunda, kalbinde, beyninde ehemmiyeti işgal eden bir mesele, bir belde, bir şehir. Evvela Düzce'ye ben eskiden çok geldim gittim, daha doğrusu geçtim. Fakat ilk defa hususi olarak geliyorum. O sebeple benim için bu gelişin ayrı bir yeri var. Ben bir İslam hukukçusuyum aslında. Ve son devrin en meşhur İslam hukukçularından bir tanesi Düzce'lidir. Muhammed Zahid el-Kevseri adıyla maruftur. Yeni nesil belki onu tanımaz çünkü ömrünün büyük bir kısmını sürgünde Mısır'da geçirmiştir. Fakat bütün dünya çapında ulema sınıfının hürmet ettiği bir alimdir ve son devirde 1950'li yıllarda vefat etti. 50 senesinde. Çok büyük hizmetleri vardı. Kitaplarından biz hala bugün istifade ediyoruz. O cephede ayrıca onun ruhunu takdis ediyorum. Minnetle anıyorum. Hocam yurtlarımızdan birinin ismi Zahid el-Kevseri'ydi. Aa çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Muhammed Zahid el-Kevseri sadece Düzce'nin değil, sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın, bütün Müslümanların medar-ı iftiharıdır. Kendisi Şeyhülislam'ın ders vekiliydi. Yani Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislam, Bayezid medresesinde ders vermekle mükellef. Fakat mesaisinin çokluğu sebebiyle bunu yapamıyor. Fakat vaktinde şartı var. Sultan Bayezid yaptırırken demiş ki Şeyhülislam bu medresede ders verecek. Bir vekil tayin ediyor ama bu vekil öyle rastgele birisi değil. En az bir Şeyhülislam kadar ilmi olan bir zat. İşte Şeyhülislam meşhur Mustafa Sabri Efendi'nin ders vekili Muhammed Zahid el-Kevseri'ydi. Ne yazık ki ömürlerinin sonunda menfada yaşadılar, sürgünde yaşadılar ama orada da yine yazdıkları eserlerle İslami ilimlere çok büyük hizmet ettiler. Müslümanlar kendilerini bugün rahmetle ve minnetle anmaktadırlar. Şimdi Kudüs buradan uzak bir belde. Görenler biliyorlardır ama görmeyenler için bir hayal. İsmini bilmeyen yok. Çünkü bizim kültürümüzde, dinimizde, hikayelerimizde yeri var. Sonra sizin belki yaşınız müsait değil ama biz hep yaşlılardan kocasının, oğlunun, babasının, amcasının Kudüs'te çarpıştığını, orada esir düştüğünü, şehit düştüğünü, yaralandığını duyardık. Veya Kudüs'e gittiklerini. Çünkü eskiden hacca gidenler Kudüs'e uğrarlardı, Şam üzerinden giderlerdi. Evet Kudüs biraz veride kalıyor ama Kudüs'e de uğrarlardı. Ondan sonra hacca giderlerdi. Hatta bizim bir akrabamız vardı. Deli hacı derlerdi kendisine. Allah Allah derdi nasıl deli hacı oluyor? Meğerse o yol arkadaşlarıyla kavga etmiş, sizin gibi insanların hacca gidilmez demiş Kudüs'te. Kudüs'e kadar gittiği için geri dönmüş orada. Ona deli hacı derlerdi. Yani Kudüs'e kadar gitmek bile bir şey. İslamiyet'te üç mescide gitmek, ziyarete gitmek müstakil bir ibadet sayılıyor. Bunların başında mescitlerin en faziletlisi olan Mescid-i Haram geliyor içinde. Mescid-i Haram da derler. Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu mescidi Mekke-i Mükerreme'dedir. Dünyanın en eski binası, en eski mabedi, en eski vakıf müessesesidir. Adem Aleyhisselam zamanında kurulmuş, tufanda göğe yükselmiş, İbrahim Aleyhisselam tekrar inşa etmiştir. Bugünkü binası ise Sultan 4. Murat'tan kalmadır, Kabe'nin binası. Ama taşlar elbette ki eskiden kalma taşlardır. İkinci faziletli mescit, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi diye bilinen Ravza-i Mutahhar'ın yani Peygamber Efendimiz'in mübarek kabrinin bulunduğu mekandır. Bunun binası Sultan II. Mahmud'dan kalmadır. Mescidi Sultan Abdülmecid'den kalmadır. Şimdi niye bunları söylüyorum? İşte bizim burayla irtibatımız biraz da bundan alakalıdır. Sadece dini meseleyle alakalı değil. Üçüncü mescid Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Bu da Kabe-i Muazzama'dan sonra inşa edilmiş ikinci mescid olarak bilinir. Müslümanların uzun zaman, bir buçuk sene, iki sene belki namazı farz olmasından sonra kıblegahı olmuştu. Yani Müslümanlar Kudüs'e karşı namaz kılmışlardı. Ancak Medine-i Münevvere'de bir mescitte ikindi namazı kılınırken tam namazın ortasına vahiy geliyor.
ve yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Mescid-i Haram tam aksi istikametin Hazreti Peygamber arkasını dönüyor, imametten en arka safa geliyor. Eshab-ı Kiram da Hazreti Peygamber ne yaparsa onu yapardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber en iyi örnek olarak tavsif ediliyor, vasıflandırılıyor. Onlar da döndüler, namazın geri kalan kısmını Mescid-i Haram'a dönük olarak kıldırdı. Ve bu mescide kıbleteyn mescidi derler. Medine-i Münevvere. İki kıbleli mescid demektir. Mescid-i Aksa'nın bugünkü yapısı bir Osmanlı padişahından değil, Emevi halifelerinden kalmadır. Ama bina harap olmuştu, Kanuni Sultan Süleyman tamir ettirdi. Şu anda Mescid-i Aksa'nın binasının bugüne kadar intikal etmesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük bir rolü vardır. Kudüs'ün etrafındaki surları da o yaptırmıştır. Bugün Kudüs'te surların etrafındaki caddede Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşımaktadır. Kudüs, Müslümanlar için ehemmiyetli bir şehir. Hristiyanlar için de ehemmiyetli bir şehir. Mesela Yahudiler için o kadar ehemmiyetli bir şehir değil. Onların milliyetçileri için ehemmiyetli bir şehir. Zamanı gelince ondan bahsedeceğiz inşallah. Kudüs, bizim verdiğimiz isim Kudüs. Tevrat'ta da Kadeş adıyla geçiyor. Zaten İbranice, Arapça birbirine yakın dillerdir. Bu Kaddes, bereketli, mübarek yer demektir. El-Makdis diye de anılır. Burayı kuruluşu çok eski. Davut Peygamber zamanında kurulmuştur. Ondan önce burada bir küçük kasaba var. Hazreti İbrahim Kuzeydoğu'dan kabilesiyle beraber buraya yerleşiyor. Keldanilerin zulmünden kaçarak, kaçarak demeyelim, bir peygamber için kaçmak sözü yakışık almaz, hicret ederek Irak'tan buraya geliyor. Urfa olduğunu söyleyenler var, Irak'ta Ur diye bir şehir var, oradan olduğunu söyleyenler var, bilemiyoruz. Oradan buraya geliyor kabilesiyle beraber. Bu kabile Sami kabilesindendir. Mabir Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlu var. Ham, Sam ve Yafes. Sam'ın soyundan gelenler, işte tarih kitaplarında okuduğunuz Asurlar, Babirliler, Keldaniler, Fenikeliler ve günümüze intikal eden iki millet. Araplar ve İbraniler, Yahudiler. Onlar Sam'ın soyundandır. Semitik derler Avrupalılar. Ham'ın soyundan Zenciler ve Güney Hindistanlılar gelmiştir. Yafes'in soyundan Beyaz ve Sarı ırk gelmiştir. Türkler Yafes'in soyundan geliyor. İbrahim Aleyhisselam kavmiyle beraber bugünkü Filistin'in olduğu mıntıkaya geliyor. Ve orada bir şehir vardır. O şehir İbrahim Aleyhisselam'ın ismini taşır. El-Halil. İbrahim Aleyhisselam'ın bir ünvanı da El-Halil. Halil dost demektir. İbranicesi Hebrun. Ya işte özür dilerim. Yahudiler Hebrun derler. Hebrun İbrani demektir. Onun için çok kişi şaşırır. El-Halil şehri aslında Hebrun şehridir. Kudüs'e yakın. Kudüs'ün güneydoğusunda bir şehir. Orada yaşamış mübarek ve orada vefat etmiştir. Kabri oralıdır. Hanımlarıyla beraber oğlu, torununun kabri de aynı mescittedir. Bu Müslümanların elinde bir mescitken, bundan 20 sene kadar önce bir meczup Yahudi içeriye girdi, milleti taradı. Epey bir Müslümanı öldürdü. Ondan sonra camiyi kapattılar. Sanki suçlu Müslümanlarmış gibi camiyi ikiye böldüler. Yarısını Yahudilere verdiler, yarısını Müslümanlara verdiler. İsa Aleyhisselam'ın annesi Müslümanların tarafında, Yakup Aleyhisselam'ın zevcesi Yahudilerin tarafında. Müslümanlar Yahudilerin tarafına giremiyor, Yahudiler Müslümanların tarafına giremiyor. Hristiyanlar her ikisine de girebiliyorlar. Onların sanki bu hadisede dahil yokmuş gibi enteresan bir yer. O zaman Kudüs yok. El-Halil ondan daha eski. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Biri İsmail, biri İshak. İsmail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in ecdadıdır ve Medine-i Münevvere yerleşmiştir. Hikayesinin için Mekke'nin kendine yerleşmiştir. Hikayesini zaten biliyorsunuzdur çocukluğumuzdan beri. Annesi Hacer'le beraber Remzi'ni bulmuşlar, orada yerleşmişler ve soyu orada yürümüş. İshak ise küçük oğlu babasının yanında kalmıştır. İsmail Aleyhisselam'ın kurban edildiği yer bugünkü Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın olduğu yerdir. Orası bir kayalıktır zaten. Kudüs, Davut, ondan sonra İshak Aleyhisselam'ın çocukları biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın 12 tane oğlu var. Bunlardan bir tanesi güzelliğiyle meşhur Yusuf Aleyhisselam. Onun da kıssası Kur'an-ı Kerim'de anlatılır en güzel kıssa olarak. 12 oğlundan İsrail oğulları türemiştir. Bugünkü Yahudiler tam manasıyla ırk olarak değilse bile işte bu 12
evlattan türemişlerdir. Her gün ayrı bir kabilesi var. Kudüs'ün kurulması Davut Aleyhisselam zamanındadır. Davut Aleyhisselam milattan 1000 sene evvel yaşamış. Yakup Aleyhisselam'ın soyundan hem hükümdardır hem peygamberdir. O zamana kadar peygamberler ayrı, hükümdarlar ayrıydı. İsrailoğulları ilk defa Davut Aleyhisselam, Ecnebilerin David dediği, bizim Davut dediğimiz, bir tek İbrahim'e onlar Avram derler, biz İbrahim diyoruz. Onlar Samuel der, biz İsmail diyoruz. Onlar Isaac der, biz İshak diyoruz. Jacob der, biz Yakup diyoruz. Joseph der, biz Yusuf diyoruz. Aaron der, biz Harun diyoruz. Edom derler, biz Adem diyoruz. Enduru derler, biz İdris diyoruz. Yani onların her birisinin Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bir söylenişi farklıdır. Mübarek isimlerin, peygamber isimlerinin. Davud Aleyhisselam bugünkü Kudüs'ün olduğu yerde bir mescit inşaatına başladı. Bu arada Yahudiler nerede? Malum Yusuf Aleyhisselam Mısır'a maliye nazırı oldu. Filistin'de kıtlık çıktı. Bütün kardeşlerini Mısır'a getirdi. İsrailoğulları Mısır'da yaşamaya başladılar. Bir zaman sonra Mısır'daki firavunlar İsrailoğullarına zulmetmeye başladılar. Onları köle mesabesine düşürdüler. Ve Musa Aleyhisselam peygamber olarak gönderildi kardeşi Harun'la beraber. Ve İsrailoğullarını Mısır'dan aldı. Arz-ı Mev'ud, vaat edilen toprak diye Tevrat'ta geçen, bugünkü Filistin'in olduğu yere getirdi. Vaat edilen toprak Tevrat'ta Akdeniz'le Şeria Nehri'nin arasıdır. Bugünkü İsrail'in hemen hemen memleketleri ifade ediyor. Daha sonra Davut Aleyhisselam bugünkü Kudüs'ün olduğu yerde bir mescit yaptırmaya, inşaatına başladı. Şimdi diyeceksiniz ki Yahudilerde mescit var mı? Elbette var. Namaz Musa şeriatında da vardır. İsa şeriatında da vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İsa Aleyhisselam ben hayatta olduğum müddetçe namazı ve zekatı emredebiliyor. Namaz bütün dinlerde var. Şekli farklı olabilir. Ama namaz hem Yahudilikte var hem Hristiyanlıkta var. Nitekim kilise kelimesi eklesya, Yunanca eklesya'dan gelir. Eklesya cami demektir, toplanılan yer demektir. Havra kelimesi İbranice toplanılan yer demektir. Yani cami ile isimleri bile aynıdır. Bugün Müslümanlara benzer bir tek Süryanilerin namazı var. Onlar da demek ki o kaybolmamış namaz. Benzer bir şekilde devam ediyor. Onun için namaz Müslümanlara emrediliyor, öncekilerde namaz yoktu. Bu söz batıl bir sözdür. Ama tahrip edilmiş, değişmiş, çoğu unutulmuş. Farklı ibadetler yerine ikame edilmiş. Onun için Müslümanlar buna Mescid-i Aksa derler. Uzak mescid. Yani Hicaz'a, Mekke ve Medine'ye uzak manasında yoksa daha uzak yerler de var elbette. Bu Kudüs'ün bulunduğu yer enteresan bir jeolojik yapıya sahip. Kaya, sanki bir göktaşı düşmüş gibi. Etrafında tepeler var. Çok enteresan bir yer. Eski Kudüs denilen yer zaten çok bir dönümlük bir yer. Mescid-i Aksa'da bulunduğu yer onun tam ortasında. İşte burası İsmail Aleyhisselam'ın kurban edildiği yer olduğu rivayet edilen bir kayanın etrafındadır. Mescid burada inşaa başlanıyor. Davut Aleyhisselam vefat ediyor. Süleyman Aleyhisselam yerine geçiyor oğlu hem peygamber hem hükümdar olarak ve babasının başlattığı inşayı inşaatı tamamlıyor. Bu muazzam bir mabettir. O kadar muazzam bir mabet de eski kitaplar bunları yarı efsanevi, yarı tarihi anlatı anlatı bitiremiyorlar. O zamana kadar buradaki evler basit evlerken, köy evleriyken Süleyman Aleyhisselam zamanında saraylar, bahçeler, yollar, kanallarla Kudüs dünyanın en güzel yerlerinden, en güzel şehirlerinden bir tanesi oluyor. Ve adı Urşalim. Ur çok eski bir kelime. Arapça'da dar olmuş. Türkçe'de or kelimesi, Orhan oradan geliyor. Memleket demektir. Urşalim, selam, selamet, barış demektir. İslam kelimesi de barışa ermek demektir. Eslem, teslam. Müslüman olun ki barışa eresiniz. Yani İslamiyet aslında bir barış dinidir. Kur'an-ı Kerim'de savaştan çok barış kelimesi geçer. Şimdi mesela dünyada yanlış bir tasavvur algı var ama hakikat öyle değildir. Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman bütün Arabistan onun kurmuş olduğu devlete tabi olmuştu. Zanneder misiniz ki savaşlarla? Siyer kitapları hep savaş anlatır, Hazreti Peygamber'in hayatının hep savaşlarda geçtiği düşünülür. Hayır. Sadece Mekke ve Taif savaşla teslim olmuş. Arabistan'ın diğer mıntıkaları, Yemen, Katif, Asir, Umman, Bahreyn, yukarıdaki Eyle, Necran, bunların hiçbirisi savaşlı değil. Barışla bu konfederasyona girmişler, Hazreti Peygamber'e tabi olmuşlardır. Bunun da altını çizmek lazımdır. Yani kuruluşunda bir
barış var. Mescid-i Aksa, tabi İbranice'de Bet Hamaktiş. Bet, Arapça'da ev demek. İbranice'de de Bet ev demektir. Birbirine çok benzer. Ben Ürdün'de doktora yaparken bazen İsrail televizyonu veya radyosunu dinlerdim. Bir müddet sonra ne demek istediklerini az çok anlıyorum. Kelimeler birbirine çok benzer. Mesela Midraş, medrese demektir. Miktaş, mukaddes demektir. Bet Hamiktaş, mukaddes ev. İbranilerin verdiği isim bu. Müslümanlar ise oraya Mescid-i Aksa adını verirler. İkisi aynıdır. Bugün için değil ama o zaman için aynıdır. Davut Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın bu binayı yaptırırken nasıl yaptığına dair de Kur'an-ı Kerim'de enteresan ibareler vardır. Sadece insanlar değil, görülmeyen varlıklar. İslamiyet'te bunlara cin deniyor. Onlar da bu mabedin yapımında çalışmışlardır. Menna ve Havvas olarak çalışmışlardı. Muazzam taşlar var. 100 ton ağırlığında taşlar. Taşları ben gördüm. Yani oraya nasıl geldi, nasıl kondu? Akıllara ziyan. Mescid-i Aksa uzun zaman bu ihtişamını devam ettirdi. Fakat her kemalin bir zevali var. Hep milattan öncesindeyiz ama. Milattan önce 8. asırda ikiye ayrıldı. İslam küçücük bir devlet. Küçüldü, küçüldü. Ama tabi Süleyman Aleyhisselam memleketi küçük değildi. Ta Fırat-ı Mane kadar uzanıyordu. Onun için Hilden Fırat'a diyorlar ya şimdi. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın toprakları Hilden Fırat'aydı. Yoksa Arzu Mevut Hilden Fırat'a değildir. Küçüldü, küçüldü. Bugünkü İsrail'in olduğu toprak ikiye ayrıldı. 10 kabile kuzeyde, 2 kabile güneyde kaldı. Kuzeye İsrail devleti, güneye Yahuda devleti dendi. Kuzeyini Asurlular, güneyini Babilliler, birini 8. 1. 6. asırda ortadan kaldırdı. Yahudileri de Babil'e sürgüne götürdüler, Irak'a. 50 sene sonra Persler Babil'leri yendi. Dünya böyle bir şey. Yahudileri hadi gidin dedi. Kurus, Kiros, Keyhüzler. Onlar da Daniel Aleyhisselam'ın riyasetinde geri döndüler. Vatanlar olan Kudüs'e. Fakat bu arada Tevrat kayboldu. Tevrat kayboldu. Herkes ezberinde ne varsa yazdılar ve bugünkü Tevrat meydana geldi. Onun için bugün Tevrat neresi Allah kelamıdır, neresi değildir bilinmeyen muharef bir kitaptır. Dert bitmedi. Büyük İskender istila etti burayı ve yavaş yavaş Helenizasyon başladı. Tuttular Romalılardan yardım istediler. Gelin bizi kurtarın diye. Meşhur Pompeius milattan önce 63 senesinde geldi. Yudea'yı, o zamanki ismi Yudea'yı işgal etti Kudüs'ü de. Helenlerden kurtardı ama bu sefer Roma hakimiyeti başladı. Romalılar putperest. İsrailoğulları o zaman ehli kitap, bir semavi dine sahip. Tabii ki anlaşamadılar. Ve kurtulmak istediler onlardan. İsyan ettiler. İsyanı sonradan Roma İmparatoru olacak gaddarlığı ile meşhur Titus bastırdı. Ve Mescid-i Aksa'yı yakıp yıktı. Daha önce Babil istilasında Mescid-i Aksa harap olmuştu ama tamir edilmişti. Şimdi Mescid-i Aksa temellerine kadar yıkıldı. Ondan sonra tekrar yapıldı. İnşa edildi. Bugünkü binanın özü oradan kalmadı. Ondan sonra tekrar büyük bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırdılar. Çünkü Kudüs'ü Hadrianus putperest mabedi yapmak istedi Mescid-i Aksa'yı. O zaman Yahudiler ayaklandılar. Makabi adında bir genç, arkasından Bar Kohba adında bir genç. Makabi bugün İsrail takımlarından bir tanesinin adıdır. Kahramanların çünkü milli kahramanı. Fakat muvaffak olamadı. Yahudilerin hepsi Kudüs'ten, arkasından da Filistin'den sürgün edildiler. Bu arada İsa Aleyhisselam geldi. Kudüslü değildir asker o. Nasıralıdır. Nasıralı da değildir aslında. Beytüllahim diye Kudüs'e çok yakın bir yerde doğmuştur. Doğduğu yer bir ahırdı. Çünkü gizlice doğurdu annesi onu. Her tarafı bir hatıradır Kudüs'ün ve civarının. Çünkü Herodes o zamanki kral bir rüya gördü birisi. Dedi ki seni bu sene doğan bir çocuk öldürecek. Bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Annesi oğlunu aldı. Meryem validemiz. Orayı terk etti. Mısır'a gitti. Ondan sonra Herodes öldükten sonra geldi. Artık İsa Aleyhisselam yetişik bir delikanlı olmuştu. Bir müddet Nasıra'da arkasından yetişince Kudüs'e geldi. Buna benzer bir hikaye Musa Aleyhisselam için de anlatılır. Hristiyanlar
İşte bu katliamın olduğu gün çocuk bayramıdır onlarda. Bayram olacak bir gün değil ama çocuk bayramı yapar. Yani ilk çocuk bayramı 23 Nisan değildir. Yani Hristiyanlarda bir çocuk bayramı var. Mukaddes Masumlar Bayramı derler bunlar. İsa Aleyhisselam zamanında Mescid-i Aksa haraptı ama yine ayaktaydı bir miktar. Çünkü sonra tamamen yıkılacaktır. Kudüs'te yaşadı. Kudüs'ün her tarafında İsa Aleyhisselam'ın hatırası vardır. Doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Çok zaman geçmiş. Ama mesela Romalıların kendisini tevkif etmeye geldiği Getsemane bahçeleri Zeytin Dağı'nın eteklerindedir. 2000 yıllık zeytin ağaçları var orada. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam peygamberleri bildirdiği zaman ona önce Yahudiler karşı çıktılar. Çünkü Yahudiler böyle birini beklemiyorlardı. Daha savaşçı birini bekliyorlardı. Kendilerini Romalılardan kurtaracak. İnsanlar böyledir. Yani bir peygambere bile bu kadar kıymet veriyorlar. İsa Aleyhisselam'a düşman oldular ve onu Romalılara şikayet ettiler. Roma valisi dedi ki ne olacak dedi yani. Sizin içinizden biri yok dediler. Bu kral olacak. Halbuki öyle bir derdi yoktu İsa Aleyhisselam'ın. Zaten kendisi peygamberin kralıydı. Bunun üzerine ihbar ettiler. Romalılar tutuklamak üzere işte o bahçelere geldiler. Getsemane bahçeleri Kudüs'ün karşısındaki Zeytin Dağı'nın eteklerindedir. Kim beni feda eder kendisi için dedi. İşlerinden bir tanesi çıktı Yahuda. Onu çarmıha geldiler. Halbuki Hristiyanlar diyor ki Yahudi onu ihbar etti. Hani İslam tarihinde öyle demez. Onun yanında bir ev var. Meryem validemizin kabri olduğuna inanılıyor. Vaktiyle o da onun eviymiş. Bunların dediği gibi doğruluğunu bilemiyoruz ama şu anda öyle bir bilgi var. Ondan sonra Hristiyan inancına göre, Müslümanlar böyle inanmazlar. İsa Aleyhisselam Getsemane bahçelerinden sırtında haçıyla beraber bir yoldan geçirilerek Golgota Tepesi, Kafatası'na benzeyen bir tepe var. O tepenin olduğu yere kadar yürütülüyor. O yola Via Dolorosa, elemler yolu derler. Şari'ye âlâ. Her durağında bir hatıra vardı. İşte bir yerde annesiyle göz göze geldiği yer, bir yerde elini dayadığı yer, her bir yerde küçük istasyonlarda Hristiyanların emniyet verdikleri bir yer orası. Ve her sene Hristiyanlar sırtlarına bir sembolü kaç alıp bu yolda yürüyerek kendilerince hacı olmaya çalışırlar. Golgota Tepesi'nde İsa Aleyhisselam'ın göğe aldığı, göğe yükseldiği tepedir. Orada bir kilise var, Kıyamet Kilisesi. Onlar, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne, oraya gömüldüğüne, sonra dirilip göğe aldığına inanır. Müslümanlar ise çarmıha gerilmediğine, ölmeden göğe yükseldiğine inanırlar. İsa Aleyhisselam şu anda göklerde, gökler dediğimiz atmosfer değil, manevi alemde hayattadır. Bu kıyamete yakın yeryüzüne ineceğine inanılır. Müslüman inancı böyledir. Hristiyanlıktaki Mesih ile Müslümanlıkta Mesih inancı birbirinden farklıdır. Onun için Hristiyanlar Kudüs'e ayrı bir ehemmiyet verirler. İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı ve onların kanaatine göre çarmıha gelindiği yer olduğu için. Bu kilise, enteresan bir kilise, yanında Ömer Camii vardır. Ömer radıyallahu anh burayı fethettiği zaman namaz kılması icap etmiş. Kilisede kılmasını teklif etmişler. Yok demiş, ben burada kilise yapamam. Namaz kılarsam burayı cami yaparlar, sizin elinizden alırlar. Yanındaki bir yer bırakılmış. Sonra oraya Eyyubiler bir cami yapmışlar. Ömer Camii'dir. Bu çok enteresandır. Yani bir Müslüman halifesinin toleransına, müsamahasına bakınız. Bunu bugün dünyada modern memleketlerde görmek zordur maalesef. İslam tarihinde böyle çok sayfalar vardır ama nedense bunu fazla kimse bilmez. Neyse İsa Aleyhisselam'ın göğe almasından sonra Yahudiler bir müddet daha Kudüs'te yaşadılar. Ondan sonra çıkan ayaklanmada biraz evvel arz ettiğim gibi Yahudiler önce Kudüs'ten artık Yahudi ismini almıştır. Museviler Yahudi olmuşlardır. Milattan sonra 1. asırda Yahuda adında bir haham tarafından Tevrat üzerine çalışmalar yapılmış ve bugünkü Yahudi dini ortaya çıkmış. İsrail, Filistin'den tamamen ayrıldılar. Arabistan'a, Hindistan'a, Anadolu'ya, Avrupa'ya her tarafa yayıldılar. Yahudilerin dünyaya yayılması işte bu 130 senesindeki Bar Kokhba isyanı sebebidir. Romalılar Kudüs'ü ele geçirdiler ve Kudüs'ü bir putperest şehri haline dönüştürdüler. Adını da İlya yaptılar. Ve bugünkü Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde bir Apollon Mabedi kurdular. Ondan sonra Hristiyanlık Romalıların resmi dini olunca çok enteresandır dünya. O zamana kadar zulmettikleri Hristiyanları baş tacı etmek durumunda kaldılar. Meşhur İstanbul'u kuran Konstantinos'un annesi ilk Hristiyanlardandır. Azize Helena Kudüs'e gitti hacca ve orada Hazreti İsa'nın hatıralarını topladı ve İstanbul'a getirdi. O hatıraların bir kısmı Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetlerdedir. Bir kısmı çemberli taşın altına
gömülmüştür. Ne olduğunu bilen yoktur. Kudüs Romalıların elinde uzun zaman kaldı. Uzun zaman dediğim birkaç asır kaldı. Tarihte birkaç asır çok da uzun değildir. Hazreti Ömer devrinde, ikinci halife Hazreti Ömer devrinde Suriye fethedildi. Suriye'yi fetheden Ebu Ubeyde bin Cerrah adında Hazreti Peygamber'in ilk inananlarından, ilk sahabelerden ve aşire-i mübeşşere denilen cennetle müjdelenmiş ilk 10 kişiden biridir. Ebu Ubeyde bin Cerrah Suriye'yi fethetti. Hatta Şam'da Emevi Camii var, o zaman kiliseydi. Halid bin Velid ile beraber birisi doğudan, birisi batıdan şehri fethettiler. Ebu Ubeyde bin Cerrah barış yoluyla fethetti. Halid bin Velid savaş yoluyla fethetti. Tam kilisenin ortasında buluştular. Savaş yoluyla alınan her şey ganimet olur. Binaenaleyh kilise camiye dönüştürüldü yarısı. Fakat barış yoluyla alınanlar yerli halkın elinde kalır. O binanın yarısı kilise olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu da dünyanın hiçbir yerinde rastlanan bir şey değil. İslam tarihinde bu sayfa var. Sonra Müslümanlar, Hristiyanlar bunu kiliseyi satın aldılar ve binayı Melik bin Abdülmelik, Emevi halifesi, dillere destan bir şekilde inşa ettirdi. Dünyanın en güzel binalarından bir tanesidir. Şam'daki cami, Emevi Camii. Bu arada Ebu Ubeyde bin Cerrah Kudüs'ü de almaya teşebbüs etti. Kudüs'ler dedi ki aman savaşma. Kudüs o zaman küçük bir yer. Çok kalabalık değil ama o zaman zaten şehirler küçük. Halife gelsin, burası mukaddes bir şehir. Rastgele bir şehir değil. Halifeye bazı şartlarımız var. Bu şartları kabul etsin. Biz burayı savaşsız teslim etmek istiyoruz. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Ömer'e haber gönderdi. Hazreti Ömer Kudüs'ü, yani o zamanki adıyla İlya'yı fethetmek üzere kölesiyle beraber, şimdiki gibi değil o zaman, kölesiyle beraber bir tek deveyle Medine-i Münevvere'den Kudüs'e geldiler. Kölesini acıdığı için Hazreti Ömer çok celalli bir zat idi. Yani hep Ömer dendiği zaman Yavuz Sultan Selim gibi asabi birisi anlaşılır. Hayır, Hazreti Ömer celalliydi, evet. Yani haksızlığa tahammülü yoktu ama aynı zamanda çok adildi. Dedi ki bu böyle gitmek adil değil. Sen de Allah'ın kulusun, ben de Allah'ın kuluyum. Nöbetleşe bineceğim. Deveyi biraz ben bineceğim, biraz sen bineceksin. Kudüs önlerine geldiklerinde tabii Kudüs ricali onu karşılamaya çıktılar. Deveye binme sırası köle değildi. Köle efendi dedi, siz binin. Yok dedi, senin sıra. Önce bu Ubeyde bin Cerrah geldi dedi ki, efendim dedi, Kudüsliler görürse çok ayıp olur. Köle insin, siz binin dedi. İlahi Ebu Ubeyde seni de gören zannedecek ki İslamiyet'te devenin üzerinde olmak kıymetlidir. Halbuki Allah katında bunun bir kıymeti yok. Bırak böyle olduğumuzu görsünler dedi. Onu gören Kudüs'lüler hayret ettiler. Müslümanlığın yayılmasının en mühim amellerinden bir tanesi budur arkadaşlar. İslamiyet'in güzel ahlakı. Yoksa kılıçla yayılan bir İslamiyet İslam tarihinde mevzu bahis değildir. Zaten makbul değildir. Layık rahim ettiğin dinde zorlama yok ayet-i kerime. Kaldı ki kılıç zoruyla Müslüman olan bir kimsenin Müslümanlığının bir kıymeti yok ki o münafıktır. Onun için İslamiyet'in ikna yoluyla yayılması en mühimdir. Müslümanlar tarih boyunca örnek oldukları için çok kişi onları görerek Müslüman olmuştur. Lisan-ı hal, lisan-ı kalben entaktır der eskiler. Yani görünüş sözden daha tesirlidir. Çocuğunuz, arkadaşınız birine bir şey öğretmek istiyorsanız önce onu siz yapacaksınız. Ki sözünüz tesirli olsun. Yapmadıklarınızı niye söylersiniz değil mi ayet-i kerime? Kudüs ondan sonra Müslümanların eline geçti. Hazreti Ömer Kudüs ahalisine, İlya ahalisine bir eman verdi. Kudüsler dininde, mabetlerinde, çiftinde, çubuğunda, ticaretinde serbesttir. Ve bir İslam toprağıdır. Ve bundan sonra Müslümanlar Kudüs'e yerleşmeye başladılar. Kudüs Müslümanlar için diğer şehirlere benzemez. Kıymetli bir yerdir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Kudüs ismi şehir olarak geçmez. Ama Hazreti Peygamber'in yaşadığı çok muazzam bir hadise Kudüs'te cereyan etmiştir. Nedir o hadise? Miraç. Miraç merdiven demek ama daha ziyade göğe yükselen manevi merdiven manası. Uruç etmek. Uruç etme vasıtası demek. Yoksa merdiven için dereç kelimesi kullanılır Arapçada. Derece oradan geliyor. Tedricen oradan geliyor. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önceki sene, yani hüzün senesinde, yani hanımının, amcasının vefat ettiği ve Mekkelilerin kendisine
çok büyük sıkıntı verdikleri bir senede Mekke'yi mükerremeden alındı. Bir gece, ki ona Miraç gecesi deniyor, Kur'an-ı Kerim haber veriyor, İsra gecesi de derler, Mekke'den Kudüs'e götürüldü. Buna İsra derler. İsra, Arapça'da gece yürüyüşü demektir. Oradan da göklere, manevi alemlere yükseldi. Buna da Miraç deniyor. Aynı gece olmuştur. İsra ve Miraç, buna inanmak Müslümanların iman esaslarındandır. Bu gece Müslümanların mukaddes gecelerinden bir tanesidir. Bir kandil gecesidir. Recep'in 27. gecesi olduğu kuvvetle muhtemeldir. Burada Kudüs'te, o zaman Mescid-i Aksa var ama harabe haldeydi. Burada peygamberlerin ruhları tecessüm ettiler. Cisim haline geldiler ve peygamberimiz onlara imam olup namaz kıldırdı. Bunların tabii çok sembolik izahları vardı. Burası onun yeri değil. Ve burada daha önce arz ettim, İsmail Aleyhisselam'ın kurban edildiği bir kaya var, göktaşı olduğu tahmin ediyor. Altı boş gibidir, onun için Hacer-i Muallak da derler. Askıda duruyormuş gibidir, altı oyuktur. Oradan göklere yükselmiştir. Ayak izi bu Kubbetus Sahra kaya demek, onun üzerinde duruyormuş. Etrafında namaz kılmak mümkündür. O cihette atını bağladığı yer Burak Mescidi bugün hala bilinmektedir. At dediğimizde Burak da bir at değil tabii, bir binek, nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Cennet cehennem ahvali hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Nasıl bildirildiyse o şekilde inanılıyor. Buradan göklere yükselmiştir. Şimdi onun için Kudüs Müslümanlar için değil. Bir, ilk kıble. İkincisi, Peygamber Efendimiz'in göklere yükseldiği, göklere aldığı yerdir. Onun için Hristiyanlardan da, Yahudilerden zaten daha fazla. Çünkü Yahudiler artık Mescid-i Aksa'yı yıkıldıktan sonra Kudüs'ün bizim hiçbir emniyeti kalmadı diyorlar. Çünkü Mescid-i Aksa varken Kudüs. Ne olacak? Mesih gelecek, tekrar Mescid-i Aksa'yı yapacak. Ha, o zaman tamam, ama şimdi böyle bir şey yok. Hatta Kudüs'te etrafında tepeler var. Mesela Siyon Dağı var. Davut Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu yer. Zeytin Dağı var karşıda. Biraz evvel bahsettim. Zeytin Dağı'nın eteklerinde Kudüs'te ortada bir tepe. Etrafı surlarla çevrili. Eteklerinde bir mezarlık vardır. O mezarlıktaki mezarlar milyon dolarlara satılır. Çünkü Yahudi inancına göre Mesih oraya inecektir. Ve oradakilerle beraber ilk kalkıp altın kapı denilen bir kapıdan, bu kapı şimdi kapalıdır. Dibinde Eshab-ı Kiram kabirleri var. Mesela Ubade'nin Samit'in kabri var. Oradan içeri girecektir diye inanıyorlar. O cihette tamam değil ama Müslümanlar için hala yaşayan canlı hatıralı olan bir yerdir. Kudüs'e dedikten sonra Müslümanlar burayı imar ettiler. Burası bir ticaret şehri haline geldi. Dokumaları, sabun, zeytinyağı imalatı çok meşhurdu. Arkasından buranın acılı günleri başladı. Çünkü İslam İmparatorluğu dağılınca burası Fatimilerin eline geçti. Fatimiler Mısır'da kurulmuş. İsmailiye Batini mezhepte bir devlettir. Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiler ve 100 sene Kudüs'te bir krallık kurdular. Kudüs Krallığı. Halkı katliam ettiler. Sadece Siyon Dağı'ndaki Davut Aleyhisselam'ın kabrine sığınan Müslümanlar kurtuldular. 100 sene sonra Allah Selahaddin Eyyubi'yi yarattı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan aldı. Ve bir Türk Müslüman kumandanı Baybars'ta ondan 100 sene sonra bütün Haçlıları Akdeniz'den çıkarttı. En son Akka, bugün İsrail'de bir şehirdir Filistin'de, Akka Müslümanların eline tekrar geçti. 100 sene o zamana kadar burada gezdiler. 100 seneden fazla. 200 seneye yakın. Eyyubiler, arkasından Memlükler Kudüs'ü imal ettiler. Ve nihayet 1516'da Osmanlı'nın eline geçti. Şimdi Osmanlılar, Kanuni Sultan Süleyman buraya çok emek verdi. Surlarını, Mescid-i Aksa'yı tamir ettirdi. Su kanalları yaptırdı, çeşmeler yaptırdı onun için. Kudüs'ü en çok imal eden hükümdarlardan biri Kanuni Sultan Süleyman. Onun için biraz evvel söylediğim gibi Sofi Caddesi ismi yaşamaktadır. 400 sene Osmanlıların hakimiyeti vardır. 400 sene sonra 1. Can Harbi'nin en sıkışık, sıkıntılı, kritik günlerinde 1917'nin sonlarında General Elimbi Mısır üzerinden önce Beyrut Sebi'ye saldırdı. Beyrut Sebi'deki ordumuz çöktü. Ordunun kumandanı kimdi bilen var mı? İsmet İnönü'ydü. Oradan Kudüs üzerine yürüdü. Kudüs düştü. 400 sene sonra tekrar Kudüs Osmanlı'nın elinden çıktı ve
Selahattin Bey'i düşünürseniz 800 sene sonra tekrar Hristiyanlığın dönemi için, Müslümanlar için çok felaketli bir gün olmuştur Kudüs'ün düşmesi. Bütün Osmanlı ülkesi kan ağlamıştır Kudüs'ün elden çıktığını duyduğu zaman. Ve arkasından zaten Kudüs'ün düşmesi, bütün Filistin'in, Lübnan'ın, Suriye'nin düşmesi ve düşmanların Anadolu sınırlarına dayanmasıyla neticelenmiştir. Onlar için zaten Mondros mütarekesi var. Onun için Kudüs'ün düşüşü, Suriye cephesinin çökmesi, Mondros mütarekesine giden yol, bunları bir arada ele alırsak daha mantıklı olacaktır. Mescid-i Aksa deyince herkesin aklına altın bir kubbe geliyor. Halbuki öyle değil. İmkan olsa burada çizsem. Şimdi Mescid-i Aksa dediğimiz yer büyük bir saha. Bugünkü Sultan Camilerinin avlularını düşünün. Etrafı bu eski Kudüs'ün içinde bir de yeni Kudüs var. Batı tarafta yeni Kudüs var. Osmanlı'nın son zamanlarında kuruldu orası ve 1948'de İsrail kurulunca İsrail orayı işgal etti. Doğu Kudüs yani Mescid-i Aksa'nın olduğu Ürdün'de kaldı. 67'de de orayı işgal etti ve başkenti ilan etti ikisini. Dünya tanımadı buranın başkent olduğunu. Fakat yakın zamanda biliyorsunuz Amerika'nın sefaretini yapmadan Tel Aviv'den buraya taşıyacağını söylemesi tekrar bu mevzuyu alevlendirmiştir. Dünya Kudüs'ün İsrail'in başşehri olmasını istemiyor, tanımıyor. Sebebi Müslümanlarla Yahudiler ne kadar ihtilaflıysa Hristiyanlar da Yahudilerden o kadar hoşlanmazlar. Çünkü onun Yahudileri İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gelen bir topluluk olarak görürler ve bu düşmanlık hiçbir zaman bitmez. Kudüs'ün böyle bir hürriyeti var. 1917'de İngiliz mandası kuruldu 48'e kadar. 48'de Yahudiler orada bir devlet kurdular İsrail adıyla. Yahudiler nereden geldi? Yani yoktu. Siyonistler, Yahudi milliyetçileri dediler ki bize bir vatan lazım. İngilizlere müracaat ettiler. İngilizler bunlarla dalga geçer gibi dediler ki Uganda'yı verelim, Kıbrıs'ı verelim, işte Sibirya'yı verelim. Yok dediler, biz Filistin istiyoruz. Sultan Abdülhamit'e müracaat ettiler, 1898'de toplandı. Sultan Abdülhamit dedi ki ben vatan toprağını nasıl vereyim? Borçlarınızı ödeyelim yok dedi. Sen misin yok diyen adamcağızı tahtından çektiler Siyonistler. Ondan sonra oraya Yahudi göçü başladı. Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit azınlık pozisyonuna düştüler. İşte ondan sonra zaten herkesin bildiği İsrail'in kurulması, İsrail'in yayılması. Araplar 3 defa saldırdılar ama muvaffak olamadılar. 48, 67, 73 üçünde de İsrail Arapları yendi ve çok daha toprakları ele geçirdi ve Kudüs'ü tamamen ele geçirdi. Ve başşehir ilan etmek onlar için sembolik bir ehemmiyeti var, uğraşıyor. Zaten meclisi falan taşımış Batı Kudüs'te. Her şey duruyor ve meclis bakanlığı da orada. Fakat dünya tanınıyor. Bütün dünya temsilciliklerini Tel Aviv'de tutuyor, eski başşehirde tutuyor. İşte Kudüs'ün zamanımıza gündemde olmasının sebebi bu. Mescid-i Aksa etrafı duvarlarla çevrili bir mabet, birkaç kapısı var. Buraya Yahudilerin girmesi yasaktır. Müslümanların elindedir. Müslüman olan zaten girenlere mutlaka Müslüman olduğuna kanaat getirdikten sonra izin verirler. Kapıda Filistinli polisler dururlar. Önce Fatiha falan okuturlar girenlere. Büyük bir avlu, avlunun tam ortasında herkesin Kudüs deyince aklına gelen altın kubbeli bir bina var. İşte o bina İsmail Aleyhisselam'ın kurban edildiği mezbahtır. Peygamber Efendimiz'in göklere yükseldiği sahradır. Onun üzerine yapıldığı için Kubbetü Sahra yani kaya kubbesidir. Onu Emevi halifesi Abdülmelik yaptırmıştır. Çok masraf ederek. Çok güzel bir binadır, çok zarif bir binadır. Oradan şöyle Güneydoğu'ya doğru yürüdüğünüz zaman Memlük usulü Adana Ulu Camii gibi, Şam Ulu Camii gibi bir bina var. O binada Mescid-i Aksa'dır. Onu da Abdülmelik'in oğlu Velid yaptırdı. İşte orası Peygamber Efendimiz'in namaz kıldığı yer. Tabii şimdiki bina Emevilerden kalma. Osmanlılar tamir ettiler. Ama mescidin yeri işte orasıdır. Mescid-i Aksa deyince bugün orası anlaşılıyor. Tamamına Beyt-i Makdis, mukaddes ev deniyor. İşte o Beyt, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı eski Beyt-i Makdis'ten kalma tek yapıdır. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın mabedinden kalma, Herodes'in yaptırdığı mabedden kalma tek yapıdır. Onu biz daha ziyade ne diyebiliyoruz? Ağlama duvarı diyebiliyoruz. Hakkote Hamarabi batı tarafında. Oraya Müslümanlar girebiliyor. Girişi ayrı bir meydana baktığı için Yahudiler önünde sallanarak dua ederler. O
mahallesi. Orası Yahudi mahallesidir. Kudüs, eski Kudüs'ten bahsediyorum. Bir dönümün içinde dört mahalle vardır. Müslüman mahallesi vardır. Mescid-i Aksa Müslüman mahallesinin içindedir. Yahudi mahallesi vardır batı tarafta. Orada sokaklarda Ortodoks Yahudilerin, Hasidiklerin meşhur kıyafetleriyle onları görmek mümkündür. Ermeni ve Hristiyan mahalleleri vardır. Ama şimdi zannetmeyin ki Müslüman mahallesi sadece Müslümanlar olur. Değil. Artık burası turistik bir şehir olmuş. Burada çok oturan yok. Küçük küçük dükkanlar, sıkışık sokaklar, bir ortaçağ şehri. Muazzam bir mimari, tarihi, dini hususiyeti ve ruhaniyeti olan bir yer. Dükkanların üzerinde küçük küçük evler. Kalabalığı, gürültü, telaş, koku ama kendine mahsus güzelliğiyle, ruhaniyetiyle Kudüs yıllara meydan okuyor. Ne kadar ihtilaf mevzusu olsa, ne kadar sıkıntı da olsa, Kudüs üç dinin şu anda yaşayan Müslüman dinine ehemmiyet verdiği bir yerdir. Ama Müslümanların Kudüs'ten vazgeçmesi asla mümkün değildir. Onun için bir orta yol bulunması adına Batı Kudüs'ün İsrail'de kalması, Doğu Kudüs'ün açık bir şehir olmasına Birleşmiş Milletler karar verdiği halde İsrail bunu kabul etmiyor. Açık şehir olsa iş değilse biraz daha belki serbest olması, bazı muamelelerin daha rahat olması beklenir. Fakat buna müsaade etmiyor ve bu kanayan yara bugün gül ateşle kırmızıdır. Burası Kudüs kanayan bir yara bugüne kadar bu haliyle devam ediyor. Ama şu hususta emin olabilirsiniz. Kudüs ne bir Yahudi ne bir Hristiyan görüntüsü veriyor. Müslümanların daha çok mührünün, daha çok imzasının olduğu bir şehirdir. Ve muhtemelen bundan sonraki asırlarda da böyle olacağı tahmin ediliyor ve temenni ediliyor. Sözümü bitireceğim. Sual sormak isteyen varsa buyursun. Var mı sual olan? Buyurun. Hocam siz Yahudiler için milliyetçilikten dolayı önemli olduğunu söylemiştiniz ama Tevrat'ta şöyle bir söz var. Seni unutursam ey Yeruşalim, salim beni unutsun. Eğer seni almazsam ey Yeruşalim, dilim damağıma yapışsın diye bir söz geçiyor. Evet, mezmurlarda geçiyor. Bir arada olduğu için mi? Mezmurlarda geçiyor ama tabii biliyorsunuz Yahudilik din ve ırkın bir arada anıldığı bir dindir. Biliyorsunuz Tevrat 5 kitap, ona bağlı kitaplar çok sonra yazılmış birer tarih kitaplarıdır. Bunlar Yahudi halkının, ırkının, milletinin, onların hepsini bir arada kullanıyorum. Biraz tarihi adetleri, başlarına gelen hadiselerle alakalıdır. Mesela Tevrat'ın 5 kitabında zaten Yeruşalim yok. Hatta söyleyecektim ama lüzumsuz diye söyledim ama antik parantez gene söyleyeyim. Kudüs Yahudileri ikiye ayırmıştır. Süleyman Aleyhisselam bu mabedi yaparken bir grup Yahudi dedi ki, ne oluyor dedi, Musa'nın yapmadığı şey sen niye yapıyorsun? Kabul etmiyoruz biz dedi Mescid-i Aksa'yı. Kudüs'te kabul etmiyoruz, Mescid-i Aksa'yı da sizin dininizi de kabul etmiyoruz dedi. Ayrıldılar. Samiriler derler olan, Nablus'ta yaşar. Ayrı bir Yahudi meselidir. Onlar Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya hiç kıymet vermezler, adını bile anmazlar. Samaritans diye biliniyor. Nablus civarında yaşayan bir topluluk. Irki sebeplerle. Ben hiç yok demedim ama dini bir şeysi yok. Yani Musa Aleyhisselam zamanında zaten Kudüs yoktu ki Kudüs'ün onların dini yani Musevi dini için bir ehemmiyet olsun. Sonradan milli olarak elbette, nitekim Siyon ismi nereden geliyor? Siyon, Kudüs'ün bir başka ismidir. Siyonist demek Kudüs, yani Kudüs'te biz devlet kuracağız demek isteyenlerdir. Bir grup Yahudi de zaten İsrail devletine karşıdır. Mesih gelmeden devlet olmaz. Onun için onlar devleti bile kabul etmezler, rey falan vermezler, vazife almazlar. Böyle bir grup var, Mizrahi derler onlara. Var mı başka sual olan? Efendim buyurun. Buyurun. Özellikle dediyse Yahudi olursa da yürütülen şey değil mi? Yahuda değil mi? Hayır, hayır. İsa Aleyhisselam. Bir de kendisi... Tabii ki o. Yani bizim inancımıza göre zaten İsa Aleyhisselam başına böyle bir şey gelmedi. İsa Aleyhisselam böyle eziyet, Allah peygamberine eziyet ettirir mi? Ettirmedi. Onu din olarak göğe kaldırdı. Fakat Hristiyan havariler zaten sayıca azdılar ve güçsüzdüler. Bu hadiseler olurken ortada yoklardı, bunu bilmiyorlardı. Bütün olup bitenlerden sonra bir hikaye düzdüler. Ne oldu acaba? O işte o hikaye, İsa Aleyhisselam tutuklandı. Ya da Lorosa'da sırtında haç, başında dikenli şeyle yürütüldü. Golgota tepesine getirildi, orada çarmıha gerildi, öldü, karnına bir kargı saplandı. Hatta o kargı çok yerlerde vardı. Şey, Hristiyan kiliselerin çoğunda bu kadar o çarmıha gerilen çiviler, Avrupa'nın her kilisesinde o çividen bir tane vardır.
Sonra dirildi, öldü, mezara gömüldü, mezara orada işte, mukaddes mezar zaten. Sonra dirilip göğe yükseldi, Hristiyanlar böyle inanıyor. Ama Müslümanlar için böyle bir şey olmadı. Yani dolayısıyla Via Dolorosa Müslümanlar için bir şey ifade etmiyor. Biz onun için tersinden büyüdük orada. Yani bu türlü de muhalefet olsun diye, yani halifu var ya, tersinden yedik, buyurun. Şimdi şöyle, orası harap olmuştu malumunuz. Onu Romalılar üst üste yığdılar. Taşlar aynı taşlar. Hatta şu anda İsrail hükümeti Mescid Aksa'nın altında ama Mescid Aksa'nın altında değil. Ağlama duvarın altında kazı yapıyor. Orada tabii biliyorsunuz şehirler kat kattı. Şimdi düzlerin altını kazsınız gibi de neler var? Orada da şehirler, yollar, köprüler, binalar var altında. Mescid Aksa'nın altı değil. Zaten Mescid Aksa'nın kazamazlar, kayalıktır orası. Dış tarafı bir kısmı Yahudi, bir kısmı Hristiyan mahallesinin altında muazzam bir şehir var. İşte orada da o taşların temellerini görmek mümkün. Kocaman kocaman taşlar. Mescid Aksa'nın eski taşları. İşte ben onu Roma'dan kalma diye biliyorum. Romalılar onu imar ettiler yeniden. Ama malzeme eskiden kalmadır. Var mı başka suali olan? Buyurun. Hristiyanlara göre etti. Bütün Hristiyanlık inancı biliyorsunuz Yahudi İskarhut'un İsa Aleyhisselam'ı ihbar etmesi üzerine kuruludur. Fakat bizim kitaplarımızda bununla alakalı hiçbir bilgi yok. Yalnız şu bilgi var malumuz Kur'an-ı Kerim'de. Asmadılar, öldürmediler fakat şüpheye düşürüldüler veya benzetildi. Şübbehlehum iki manaya da gelir. Şüpheye düşürüldüler veya benzetildi. Şimdi buradan yola çıkarak bir kere biliyoruz ki Müslümanlar olarak İsa Aleyhisselam çarmıhta gerilmedi ve ölmedi. Peki kimdi oradaki? Kimdi? Naslarda, ayet hadislerde bununla alakalı bir delalet yok. Fakat tarih kitaplarında işte buradakinin Yahudi olduğu, kendisini feda ettiğini, çok benzerdi İsa Aleyhisselam'a yüz olarak. Zaten Romalılar tanımıyordu İsa Aleyhisselam'ı. Çok benzerdi. Onun kendini feda ettiğine veya sıradan bir adam olduğuna. Romalılar o kadar ehemmiyet vermediler. Bu aslı var. Bu şekilde yazıyor tefsir kitaplarında. Aslında bir açıklık yok. Ama mesela ilk zaman İslam tarihleri bu şekilde yazıyor. Bu İslam ve Hristiyanların inancının tamamen zıttınadır, tersinedir. Var mı başka suali olan? Buyurun. Mescid-i Aksa'nın yıkma amaçları ya da oraya Kudüs'ü başkent yapma amaçları nedir? Yıkıp yeni kendi mescidlerini yapmak. Mescid-i Aksa'yı yıkma diye bir amaçları yok. Ama Kudüs'ü, ama Mescid-i Aksa'nın altı kazılmıyor. Bu taraf Yahudi ve Ermeni mahallesinin altı kazılıyor. Büyük bir şehir çıkmış zaten oradan. Zaten bu kazılar Osmanlılar zamanında başlamıştı. Osmanlıların son zamanında Alman arkeologlara vazife verdiler. O kazılar o zaman başladı. Ara verilmişti. Şimdi bunlar devam. Biraz spekülasyon. Zaten Mescid-i Aksa'yı yıkamazlar. Orası zaten şu anda Müslümanlar ne demek? Mescid-i Aksa'ya Yahudiler şu anda kıymet vermiyorlar. Verilecek zaman Mesih zamanı. O zaman zaten bizim olacak diyor orası. Ama Kudüs'ün biraz evvel arz ettiğim gibi Yahudiler cihetinden sembolik emniyeti çok büyüktür. Eğer Kudüs başşehir olursa Siyonistlerin emeli, adı üstüne Siyon, Kudüs'e ele geçirdik, etrafında bizim olan bir devlet kurduk. Bunu gerçekleştirmiş olacaklar. Onun için Kudüs'ü başşehir yapmak onlar için ciddi bir sembolik kıymet taşıyor. Var mı başka sorular? Buyurun. Böyle anlattığınıza göre Hristiyanlar için de bayağı bir önem taşıyor. Peki o bizim Müslümanlar kadar şu an şey dediler, mücadelede Kimler? Yahudiler. Hristiyanlar katılmaz olur mu? Filistin Kurtuluş Hareketleri'nin içinde Hristiyanlar vardı. Mesela Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nı kuran Hristiyan Araplardır. Yani bizim memleketimizde çok bilinmez ama hatırı sayılır derecede Hristiyan Arap vardır dünyada. Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi mesela Beyrut'un yarısı Hristiyan Arap'tır. Filistinli Arapların da bir kısmı Hristiyandır. Mesela Filistin davasının kurucuna Halil Sekekini, meşhur Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın sözcüsü Hanan Aşrari, Ebu Nida, bunlar hep Hristiyan Araplardır. Onlar bu işte çok daha ateşlidirler. Onların da aynı, zaten Filistinlilerin para olarak finans kaynağı biraz da o Hristiyan Araplardan geliyor. Onlar da bu davada var. Müslümanlar da müşterekere gidiyorlar. Sadece bu davada. Filistin davasında. Var mı başka sual olan? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Profesör Doktor Ekrem Kumra ikinci hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam biraz daha sahne davranıyor.
ağırlayalım sizi. Sayın Valimizin kıymetli eşi, hanımefendi de aramızda. Hoş geldiniz efendim. Hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Valimiz Doktor Zülfü Dağlı'yı arz ediyorum.